Efendim, dolandırıcıların yeni tuzağı başkalarının IBAN numarası üzerinden kara para aklamak. Üstelik bu yöntem çok fazla kullanılıyor ve güvendiğiniz bir arkadaşınız tarafından, yakınınız tarafından da olabiliyor. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor, IBAN bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Tanımadığınız bir kişiye IBAN numaranızı verip de banka hesabınızı o kişiye kullandırtırsanız aslında kara para aklamanın bir parçası olabilirsiniz. IBAN'ın blokeli diyerek şifresini aldığı arkadaşının hesabıyla milyon liraları akladı. Kara paracı kendisiyle birlikte arkadaşını da yaktı. Uzmanlarsa bir kez daha dikkat çağrısı yaptı. Dolandırıcıların yeni hedefinde en yakınları var. Önce IBAN numaranızı istiyorlar, ardındansa o IBAN numarası üstünden milyonlarca lira para aklıyorlar. IBAN numaralarımızı ve banka hesaplarımızı kesinlikle hiç kimseyle paylaşmamalıyız. Başkalarının IBAN numaraları üzerinden yapılan kara para aklama ve dolandırıcılığın son kurbanı Konya'da yaşayan Mustafa Ergin oldu. İddiaya göre Mustafa Ergin'in arkadaşı hesabın blokeli diyerek kendisine gelecek parayı onun hesabına yönlendirdi. Ergin ise arkadaşına güvenerek hayatının hatasını yaptı. Oysa çok güvendiği arkadaşının hesabına yönlendirdiği kara paraydı. 6 kere tekrarlanan bu işlem polisin radarına takıldı. Arkadaşının tuzağına düşen Ergin'in hesabındaki 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı. 8 ay cezaevinde kalan Ergin 10 yıl hapis sistemiyle hala yargılanıyor. Kim olursa olsun yani kimsenin vermesini istemiyorum. Mağdurum ben yani. Bu durumdan dolayı ben hani yattığım günlerimi hani saymak istemiyorum. Şu hani anlatılacak bir konu değil. Uzmanlar da dolandırıcıların bu yeni tuzağının oldukça tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Çoğu zaman çok yakınlarımız IBAN numaralarımızı isteyip illegal yollarla kullanabileceği gibi aslında bu IBAN paylaşımı konusunda ev hanımları ve öğrenciler genel olarak hedefte.